Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Sizlerle yeni bir yola çıkıyoruz. Yeni bir vlog serisine başlıyoruz. Pet Shop açıyorum. Vlog 1'e hoş geldiniz. Şimdi buradan tabii ki isimden anladığınız üzere bir şeyler oluyor hobihanede. Belki Facebook, Instagram'dan veya hikayelerimden gören arkadaşlar vardır. Hobihanem artık resmileşmeye başlıyor. Adımlarımızı atmaya başladık. Şu hobihanem logosunu bir dükkanda göreceğiz. Hatta şu YouTube'daki logomu şey olarak ne derler onlara? Tık 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 dükkanın önüne asılır ya. Afiş değil de adı aklıma gelmedi. Şu anda heyecandan adı aklıma gelmedi. Reklam panosu da değil. Unuttum valla, şu anda aklıma gelmiyor. Güzel bir dükkanımızın önüne onu da asacağız. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Hiç aklımda yoktu böyle bir şey. Çoğu zaman buraya gelenler bir pet shop açsana, bir pet shop açsana diye bana sürekli söylüyorlardı. Ben de gerek yok, böyle daha iyi diyordum. Ama tabii ki bu işleri bu kadar büyüttük. Ve tabii ki bazı pet shopçuların, Muğla'daki pet shopçuların sıkıntısı oldu bu iş ve beni şikayet etmişler. Yani bekliyordum, yani tabela bu arada aklıma geldi arkadaşlar, tabelamızı asacağız dükkanımızın önüne. Bu kapıdan bir gün bir şikayetle resmi görevlilerin geleceğini bekliyordum ve o gün yaklaşık 2 hafta önce falan oldu. Onları da gördüğüm anda zaten söyledim, Tarım Bakanlığı'ndan geldiler şikayet üzerine. Muğla'daki pet shoplar beni şikayet etmiş tabii ki. Dedim hoş geldiniz, sizi bekliyordum ben de, resmen böyle dedim, hani bir gün bunun olacağını biliyordum ve o gün bugün oldu dedim. Ya onlar da dediler ki şikayet var, balık satışı yapıyormuşsun. Dedim evet, bir gün bu sürecin olacağını biliyordum ve ne gerekliyse başlatalım dediler. Onlar da tamam dediler. Zaten eğer tersi bir durum olsaydı, yani resmileşmeyi düşünmüyorsan 14 bin lira ceza yazacağız sana dediler. Bunu da öğrenmiş olduk. Böyle bir şeyin, böyle bir mekanın sadece şu belgeyle işe yaramıyormuş arkadaşlar. Bu belediyenin düzenlediği ev ve süs hayvanları yetiştiriciliği belgesi, ama bu çaplı bir şey, bunun belgesi bu değilmiş. Daha küçük evde 10-15 akvaryumda falan yapıyorsanız o belge işe yarıyormuş. Ama bir sınırı varmış, onu sormadım açıkçası. Benimkisi o sınırı aştığı için, zaten 113 tane akvaryumun sınırını aştığı için. Buranın bir ruhsatlandırma, yani pet shop veya üretimhane olması gerekiyormuş. Dedim ben ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Gelen arkadaş burayı çok beğendi. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani o ki Muğla ve ilçelerindeki her yere pet shop ruhsatı veren kişi. Ve onun ağzından bunu duymak, hani bu güzel bakımda, bu akvaryumların temizliğinde, bu çeşitlilikte, bu güzel ortam şeklinde hiçbir pet shop yok Muğla'da dedi. Bu beni çok mutlu etti. Senin her şeyin tam, zaten sadece bir resmi evraklarını tamamlaman kalmış dedi. Dedim gerekli şey neyse yapalım, prosedürü gerçekleştirelim. Yaklaşık 2 haftadır bu işlerle uğraşıyorum. Öncelikle burayı üretimhane yapacaktık. Fakat burası bir evin alt katı depo olduğu için daha en baştaki prosedürde takıldık. Buraya iş yeri ruhsatı alamıyorum arkadaşlar. Depo statüsünde göründüğü için bir iş yeri ruhsatı olması gerekiyor buranın. Orada bir hayal kırıklığına uğradım. Ya ne yapacağız dedim, bunca emek boşa gidecek. Günlerdir düşünüyorum, taşınıyorum. Ve sonrasında şuna karar verdik. Şimdi bu buraya gelenler bilir belki. Buranın aynı üst tarafında da bir dükkan var. Tabii ki o dükkan bir bütün halinde. Böyle boylu boyuna ve daha ileriye doğru gidiyor. Şöyle yapacağız. Daha orayı göstermeyeceğim çünkü şu anda orası dolu. Bu odanın aynı büyüklüğünde yukarıda bir tane daha dükkan var. Dediğim gibi orada bir şu anda çalışan bir aktif dükkan var. Ama bu, yani tek bir dükkan, bu boylu boyuna geriye doğru da gidiyor, tek bir dükkan. Sağ olsun onlarla konuştum. Dedim şu küçük odayı bana verebilir misiniz?
Oraların ruhsatları ayrı ayrı. İki tane ayrı dükkan olarak görünüyor ama bir bütün halinde kullanıyorlar şu anda. Sağ olsun onlar da beni kırmadılar. Bu üst taraftaki dükkana pet shop açıyorum arkadaşlar. Yani hobihanemiz bu anlamda resmileşiyor. Burası kalacak gene ama bütün vergi, işte oda kayıtlarım, veteriner kayıtlarım hepsi o dükkan üzerinden olacak. Burası da oranın bir deposu gibi olacak. Ve ben gene burada hobihanemde bu güzel balıklara bakmaya devam edeceğim. Orası böyle biraz stüdyo pet shop gibi olacak. Çünkü çok büyük bir dükkan değil. Şu görmüş olduğunuz alan kadar bir yer. Belki hafif biraz daha büyük. Şurada içeriye doğru biraz daha 1-2 metre daha büyük olabilir. Orası daha çok malzemelerle ilgili olacak arkadaşlar. İşte ısıtıcısı olsun, pipo filtre olsun, dış filtre olsun, iç filtre olsun. Malzeme tedariğiyle ilgili olacak. Ve oraya biraz 2 veya 3 tane görsel bir akvaryum kurmayı planlıyorum. Bunlar hep şu anda benim kafamdan geçen planlar. Sizlerle aktarıyorum. Daha sonrasında belki biraz anlattıklarım değişebilir ama şu andaki planlarım o şekilde. Böyle güzel bir bitkili akvaryum olabilir. Güzel bir tane Japon akvaryumu olabilir. Güzel bir tane özel tür ciklet olabilir. Çok istiyorsunuz benden, biliyorum ciklet akvaryumu. Orası satıştan ziyade biraz showroom gibi olacak yani. Dediğim gibi 2 veya 3 tane akvaryum kurmayı planlıyorum. Böyle güzel dizaynlar yapıp orada hani hem gelenlerle hoş sohbet edebileceğimiz bir oturma düzenimizin olabileceği bir dükkan. Hem dediğim gibi böyle akvaryumla ilgili ihtiyaç olan ana kalemler, yemler olur. İşte akvaryum malzemeler olur. Onlarla ilgili olacak. Bu şekilde bir resmileşme sürecine girdik. Bu süreç beni çok mutlu ediyor. Şöyle mutlu ediyor. Beni şikayet etmişler. Onlara hiçbir şekilde kırgın veya kızgın değilim. Kim olduğunu da öğrendim ben onların. Beni biraz boş adam sanıyorlar ama ben bir şekilde öğrendim kimler olduğunu. Birkaç kişiler, tek kişi değiller. Tek kişi organize etmiş ama birkaç kişi birleşmiş. Muğla'daki pet shoplar. Mutluyum. Beni böyle bir süreci soktukları için. İnanın pet shop gibi bir şey hiç aklımda yoktu. Açıkçası üretimhane yapmayı planlıyordum da resmi olarak. Ama şu andaki bu mekan buna el vermedi yani, depo olduğu için. İlerleyen süreçte onlar da olacak. Artık hayatıma bu şekilde yön vermeyi düşünüyorum. Pet shop, üretimhane, çok farklı türlerin bulunduğu, daha güzel, daha kaliteli türlerin bulunduğu, daha güzel bir mekan böyle değil tabii ki. Hobihanem yıllardır bizi ağırladı ama tabii ki burası derme çatma bir yerde. Dört dörtlük bir yer değildi. Daha sonra artık ileride daha güzel paralar kazandıkça daha güzel mekanlar, daha güzel bir pet shop. O küçücük bir odadan belki daha büyük bir yere geçeriz daha sonra. Ama bu bir başlangıç olacak, güzel bir başlangıç olacak. Beni şikayet ettiler. Tabiri caizse kendi ayaklarına sıktılar. Ben akvaryum üzerinde çok profesyonel bir iş yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi küçük çaplı olacak ama güzel olacak. Kafamda çok şeyler var. Malzeme tedariği anlamında, yem anlamında. Öyle herkesin kolay kolay bulamayacağı standart sıradan kötü yemler olmayacak hiçbir zaman. Kendi kullandığım kaliteli yemlerden olacak. Zaten bu sektörde bayağı arkadaşım oldu. Firma anlamında, yem malzemesi anlamında, akvaryum malzemesi anlamında, ithalatçı anlamında. Artık onlarla rahat rahat alışveriş yapabileceğim. Sizlere rahat rahat nereden aldığımı söyleyebileceğim. Bugüne kadar resmi olmadığım için bunların hiçbirini rahatça sizlere açıklayamıyordum. Belki üretimhanelere, ithalatçılara gidip videolar çekerim orada. Rahat rahat göstereceğim. Yani tamamen bütün vergi kaydım olacak, oda kaydım olacak, veteriner kaydım olacak, işte iş yeri açma ruhsatım olacak, vergi levham olacak. Tabii ki arkadaşlar bunlar çok maliyetli. Bunların hepsini sizlere neye ne kadar harcadığımı anlatacağım. Bu vlogları çekmemdeki amaç bu zaten. Bunları sizlerle paylaşıp bu şekilde bir şey planlıyorsanız nasıl bir maliyeti olduğunu sizlere aktaracağım hep. Bu vloglarda bunları takip edebilirsiniz. Şimdilik böyle ön bilgilendirme yapmak istedim sizlere. Bugün artık her şey kesinleşti. O pet shop'u açmayla ilgili dediğim gibi yukarıdaki diğer iş yere sahibi arkadaşıyla görüşüp oradan bana bir odayı ayırmasını istememle birlikte her şey netleşti. Hatta Tarım Bakanlığı'ndaki arkadaşla gösterdim ne yapmam gerekiyor. Oralara işte yerlere falan fayans yapacağız.
Belki orayı yaparken burayı da yaptırırım ama çok maliyetli. Bakalım artık kaç paraya neye mal olacak. Ciddi anlamda bir birikimim yok. Köşeye koyduğum param yok. Biraz artık bir şeylerle bu işi döndüreceğiz. Hobihane kendi kendini büyütecek. Kazandıkça zaten hep buraya yatırıyordum. Bir de artık dükkana yatırmaya başlayacağım. Bilmiyorum, belki ilk başta sadece 2 adet, bakın elimde 2 adet ısıtıcım var. 2'şer adet her malzemeden koyacağım. Bir pipo, bir ısıtıcı, bir işte dış filtre, belki 1-2 tane akvaryum, sıfır akvaryum. Onları hep sattıkça kazandığım parayla hobihanemi geliştireceğim. Hobihanem adıyla olacağız tabii ki. Hobihanem Pet Shop. Böyle devam edeceğiz. Hobihanem bizim vazgeçilmez ismimiz. Öyle yürümeye devam edeceğiz. Hobihanem Pet Shop der miyim, yoksa direkt hobihanem diye mi geçer? Onu düşünmüyorum. Hobihanem Pet Shop şu anda çok güzel gelmiyor kulağa. Hatta siz de yorumlarınızı bana paylaşırsanız fikir ediniriz. Direkt hobihanem yazmak bence daha hoş olacak dükkanın ismine. Ama en azından artık kafamız rahat olacak arkadaşlar. İstediğimizi alabileceğiz, istediğimizi satabileceğiz. Sizlere rahat rahat gönderim yapabileceğim. Bu güzel bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Heyecanımı sizlerle paylaşmak istedim. Bana bu yolda destek olacağınızı hep biliyorum zaten. Şimdiye kadar yakın çevremde bunlarla görüştüğüm herkes bana her zaman arkandayız. Sana kötülük yapmak isteyenler iyilik yaptılar. Ve bu yolda çok güzel ilerleyeceğini düşünüyoruz diyorlar. Ben de güzel bir süreç olacağını planlıyorum. Bakalım, aşama aşama yaptıklarımı hepsini sizlere aktaracağım. Pet Shop'un tadilatı olacak tabii ki. Onun oranın yerleri fayans olacak. Duvarın turuncuya boyamayı düşünüyorum o adanın. Bizim rengimiz turuncu biliyorsunuz hobihanenin. Böyle güzel konseptler, güzel şeyler var aklımda. Bunların hepsini aşama aşama artık videolarımızda göreceğiz. Yaklaşık 5 yıl önce içeride 9 akvaryumla başlamıştık. Şurada 9 akvaryumumuz vardı, şu setimiz vardı. Ve 113 akvaryumla hobihanemizi büyüttük. Şimdi de bir pet shop açaraktan sadece akvaryum üzerine olmasını planlıyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde kedi, köpek, mama, kuşla ilgili bir içerik olacağını düşünmüyorum şu an için. İlerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum ama tamamen akvaryum üzerine yoğunlaşmış bir pet shop olacağım. Bakalım. Şimdilik sizlere aktarmak istediklerim bunlar. Güzel bir yola çıktık arkadaşlar. Hep birlikte ilerleyeceğiz. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.